Hatay'ın Altınöz ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Umut Çelik, evinde oluşturduğu bir odada 1980 ve 1990'lı yıllara ait oyuncak, eşya, telefon ve Yeşilçam'a özgü materyalleri sergileyerek misafirlerini o yıllara götürüyor. Eski eşyaları öğrencilerine de sergileyen Çelik, "Teknolojinin bizden aldıklarını tekrar öğrencilerime aşılayacağım," dedi. Altınöz ilçesinde öğretmenlik yapan Çelik, sinema ve oyunculuğa ilgili olduğunu, 1980 ve 1990 yıllarına ait oyuncak, eşya, telefon ve Yeşilçam'a özgü materyallerin koleksiyonunu yaptığını söyledi. Çelik, akıllı telefon kullanmadığını ve eski tarz giyinerek nostaljik yaşamayı çok sevdiğini dile getirdi. Yeşilçam'a olan merakım eski 80'li yıllarda doğduğumuz için o zamanların yaşantısı bize mutluluk veriyordu. Şimdiki zamanda çocuklar her şeyle mutlu olamıyor maalesef. Onları doyuma uğraştırmak, onları mutlu edebilmek o kadar zorlaştı ki. Bir bisiklet aldığımız zaman 80'li yıllarda bütün mahalle, bütün sokaklar çok mutlu oluyordu. Öğrenciler, çocuklar hep beraber çok mutlu oluyorduk. Ama şimdi bir çocuğu mutlu edebilmek için herhalde dünyaları harcadığımız zaman yine yetmiyor maalesef. Eski olan merakım işte bundan başladı. Eskiden daha çabuk, daha kolay mutlu olabiliyorduk. Ben de o yaşantıyı evimin bu odasına dizayn ettim. Ve bu odada zaman duruyor. Bu odaya girdiğimiz zaman eşyalar, yaşam tarzımız, dinlediğimiz müzikler, bu odada her şey eski. Yaşantılar eski. O şekilde isterdim yani geçmişte yaşamayı, eski yıllarda olmayı çok isterdim. Şu anda ben de elimden geldiği kadar Yeşilçam'a olan sevdamı odama kurduğum bu dizaynla yaşatmaya çalışıyorum. Bu gördüğünüz üzere oyuncaklar, eski televizyon, radyo ve eşyaları yaklaşık 30 senedir çocukluğumdan kalan, anne babamdan kalan eşyaları muhafaza ediyorum. Halen de toplamaya devam ediyorum. Yine eş dost elinde bir antika ürün olduğu zaman hediye ediyorlar sağ olsunlar. Sevdiğimi biliyorlar, merakımı biliyorlar. O yüzden muhafaza etmeye çalışıyorum. Geçen seneki yıllarda öğrencilerime eski eşyaları tanıtırken dikkatimi bir şey çekti. Mesela birçok öğrenci daha Walkman'in ne olduğunu söylediğim zaman duymadılar. Daha önce duymamışlardı doğal olarak çünkü görmemişlerdi Walkman'i, eski kasetleri. Eski telefonların çevrilerek çalıştığını bilmeyen birçok öğrenci vardı doğal olarak. Ben de ufak bir sergi yaptım onlara. Bu eşyalarımı öğrencilerime götürdüm sınıfa. Güzel bir çalışma oldu. En büyük etkisi sanırım teknoloji olsa gerek. Eskiden insanlar birbirleriyle uzak olsa bile mektupla iletişim kurabiliyorlardı. Ama şu an iki insan aralarında bir metre olmamasına rağmen ellerinde akıllı telefonlarla uğraşarak iletişim kurmakta zorlanıyoruz. O zaman kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Acaba biz mi değişiyoruz yoksa teknoloji mi bizi kendinden değiştiriyor? Ben teknolojinin iyi yönünün dışında bu anlamda iletişim anlamında bize çok zarar verdiğini düşünüyorum. Eski ilişkilerin kalmadığını düşünüyorum. Belki de eskiden çocuklar aynı odada yan yana yatarlardı. Yataklarımız bir arada olurdu. Birbirimize sıkı bir bağımız olurdu. Ama şimdiki kardeşlere baktığımız zaman, arkadaşlıklara baktığımız zaman çok ama çok samimi olduklarını düşünmüyorum. Eskisi gibi değil. Ben eskileri bu yüzden çok seviyorum. Önünde şey var, mıknatıs var. Dinlerken almaya çalışıyor mesela. Ha, almaya çalışıyor ama işte şey... sen şunu açayım. Abdülbasit sağ olsun bu odayı düzenlememe yardımcı oldu. Allah razı olsun gelsin. Bir de onun yavruları var zaten. Yavrulu olanı da var onun.